Değerli takipçilerim merhaba. Bugün sizlere sarımsak dikimini göstermek istiyorum. Sarımsak dikimi genelde Ekim-Kasım ayı gibi yapılmakta. Haziran-Temmuz ayı gibi de hasat işlemi gerçekleşmekte. Sarımsaklarımızı dikeceğimiz yeri öncelikli olarak hazır hale getirmemiz lazım. Bunun için de belleme yapmamız gerekiyor. Şimdi dilerseniz bahçemizi bellemeye başlayalım. Sarımsağı dikeceğimiz toprak iyice yumuşak olmalı. O yüzden belleme işinde özen göstermeliyiz. Bu bizim bel küreğimiz özel yapım, özel yaptırdık. Yani piyasada böyle bir bel küreği bulmanız çok zor. Bu kürekle toprağı bellemek daha kolay oluyor. Belleme işlemini yaparken toprağın yüzeyine çıkan otları temizlememiz gerekmekte. Şu an elimde toplamış olduğum ot, herkesin tarlasının, bahçesinin belalı otu olan ayrık otu. Ne yazık ki bunu bir türlü bitiremiyoruz. Bu otları almazsak sarımsaklarımız büyümez, baş tutmaz. Bu ayrık otlarını özellikle temizliyoruz ki sarımsaklarımız rahatlıkla gelişimini yapabilsin, büyüyebilsinler. Sarımsakları dikeceğim yeri belledim. Belledikten sonra şu an tırmıkla düzleştirme işlemi yapıyorum. Tırmıkla toprağın yüzeyine gelen ağaç, ot, taş gibi şeyleri bir araya biriktiriyorum ve buradan atma işlemini yapıyorum. Tırmıkla dikim işlemi yapacağım alanı temizledim, düzleştirdim. Şimdi bir çapayla sarımsakları dikeceğim yere çizgi çekiyorum. Çizgi sıralarının içerisine sarımsaklarımın dikim işlemini yapacağım. Sarımsaklarımı diş diş ayıracağım. Ayırdıktan sonra dikim işlemine geçeceğim. Sarımsakları dikerken büyük ve fıs olmayan dişleri dikmenizi tavsiye ederim. Sarımsakları dikerken sarımsakları dikeceğiniz yerin özellikle güneş alması gerekmekte. Güneş gören yerlere sarımsaklarınızın dikim işlemini yapmanız gerekiyor. Sarımsaklarımı diş diş ayırdım. Şimdi sıra artık sarımsaklarımızı dikmeye geldi. Şimdi tek tek sarımsaklarımı dikeceğim. Sarımsaklarımızı dikerken dikkat edeceğimiz nokta, sarımsaklarımızın dişlerinin saçak kısımları alt taraflara gelmesi gerekmekte. Sarımsağı toprağın içerisine 5 ila 7 santim derinlikte dikmekteyim. Aralık olaraktan da 10-15 santim mesafe bırakmaktayım sarımsaklarımı dikerken. Sarımsakları toprağa soktukça bir yandan da toprakla üzerini elimle kapatıyorum. Bu şekilde sarımsaklarımızın dikim işlemini yapmaktayım. Dediğimiz gibi sarımsak Ekim ile
Kasım ayında dikim işlemi gerçekleşir ve Haziran, Temmuz, en geç Ağustos ayında söküm işlemine başlanır. Bu dikim işleminden sonra sulama işlemi yapmıyorum. Artık yağmur yağdıkça sarımsaklarımız suyunu alacak inşallah. Sarımsaklarımın dikim işlemini gerçekleştirdim. Kıymetli takipçilerim, şu an 5 Mart. 5 Mart'ta dikim işleminden sonraki son halinde sizlere göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi tek sıra halinde çizgilere sarımsaklarımın ekim işlemini yapmıştım. Ektiğim sarımsakların hepsi aynı hizada çıktı. Yaklaşık bir 10-15 santim oldu sarımsaklarımın boyu. Bölgemize bu sene maşallah çok fazla kar yağdığı için sulamaya gereksinim duymadı. Toprak kardan suyunu aldı. İnşallah bu sene deve dişi büyüklüğünde sarımsaklarımızın hasat işleminde yapacağız. Biraz daha yakından sarımsaklarımı gösterecek olursam, görmüş olduğunuz gibi üçer kanat olarak da sarımsaklarım toprağın altından çıktı. Toprak henüz şu an çamur. Bu çamurunu çeksin. Çektikten sonra bir çapalama işlemi de yaparız. Otları temizleriz. Herkes kolaylıkla sarımsaklarını kendi yetiştirebilir. Sarımsak yetiştirmek isteyenler benim dikmiş olduğum şekilde sarımsaklarını dikerlerse inşallah yüksek oranda verim alırlar sarımsaklarından. Kasım ayı gibi dikmiş olduğum sarımsaklarımın son halinde 5 Mart'ta size çekip göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.